Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Allahumme salli ala Muhammed Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. 18. cüz ile birlikte olacağız Rabbimizin izniyle. Allah'a hamd ediyoruz. 18. cüzde Mu'minun suresi, sonra Nur suresi, bir de Furkan suresinden bir bölüm var. Rabbim izin verdiği kadar bu surelerden birkaç ayet grubunu sizlerle birlikte okumak istiyorum inşallah. Mu'minun suresi Mekke'de gelen bir sure. 118 ayetten oluşuyor ve Mekke'deki Müslümanlara Allahu Teala mümin kime denir onun da tanımını yapıyor. Böyle olmalısınız diyor. Şimdi bizler Hac suresinin sonunda şu ayeti kerimeyi okuduk. Ayetin sonu şöyleydi. Feniyamel mevla huve mevlakum feniyamel mevla ve ni'men nasir. O mevlanızdır. O ne güzel mevla ve ne güzel yardımcıdır. İşte Allahu Teala biz müminlerin böyle yardımcısı, böyle destekçisi ve bizi kuşatacak olan rahmet bir onda var. Dolayısıyla biz ona talibiz. Peki ben müminim diyen adam nasıl olmalı? Kad eflehal mu'minun. Gerçek şu ki ancak müminler kurtuluşa ermiştir. Kurtulanlar felah müminler içindir. Hüsran kafirler içindir. Allah -u Teala bu müminlerin, iman edenlerin ve kendilerine güvenilen bu insanların Allah'a iman etmiş, Allah'tan gelen bilgiye güvenmiş, bunun doğruluğunu kesin ve kat'i olarak bilmiş, böyle bir hayata evet demiş mümin kendisi de güvenilen insandır. İşte onun özelliği şudur. اَلَّذ۪ينَهُمْ fi salatihim خَاشِعُونَ onlar namazlarında, dualarında, ibadetlerinde ki ibadetlerin en büyüğü namazdır. Kulluğun bir bakıma işaretidir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Allahu Teala'ya bağlılıkla namaz kılarlar. Boyun eğişleri gösteriş değildir, görüntü değildir, kabuk değildir. Özden, içten, yürekten bir ibadet gerçekleştirirler. Rükû ederler. Bu rükûları Allah'ım emrine boyun eğdim bütün hayatımda, ekonomik, siyasal, sosyal, tüm hayatımda senin emrindeyim demektir. Secdeleri bu anlamdadır. Tekbirleri, tehlilleri, tesbihleri, içerisinde okudukları kıraatleri bir samimiyet, bir içtenliği, bir yürekten oluşu, bir kul olmanın özelliğini yansıtır. Bunlar böyle olan müminler. Namazları böyledir. Namazın dışındaki hayatları da namaz gibidir de. وَالَّذ۪ينَهُمْ anil لَغْوِ مُعْرِزُونَ boş işlerden, boş sözlerden, cehenneme götürücü olan tüm tavır, düşünce, söz ve söylemlerden uzaktırlar, yüz çevirirler. Gözlerini ve gönüllerini Allah'a dönük bir şekilde tutarlar. Ve onlar maddi anlamda da, ekonomik anlamda da Allah'a kuldurlar. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِزَّكَاتِ ifailun Temizliklerini gerçekleştirirler. Namaz için hadesten, necasetten, temizlik gerçekleştirdikleri gibi taharetten yaptıkları gibi malın da bir tahareti vardır. Bu da malda Allah'ın yoksullar için koyduğu o hakkı onlara teslim ederler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ hafizun Ve bu temizlik, bu ciddiyet, bu kulluk onların cinsel hayatlarına da tesir eder ve onlar namuslarını, iffetlerini de sadece nikah ile gerçekleştirirler. Nikah dışı ilişkilerden korunur, kaçarlar. Gözlerini, kulaklarını korudukları gibi felçlerini de cinselliklerini de muhafaza ederler. Ama Allah'ın izin verdiği sınırlar içerisinde illa ala ezvacihim ev ma meleket eymanuhum fe innehum eşlerine tertemiz bir hayatı yaşadıkları hanımlarına ve ellerin altında bulunan cariyeler konusunda kınanmazlar. Bunu yaptıkları için de Allahu Teala onlara bu izni verdiğinden bir sevabın içindedirler. Ee, ve böylesi bir hayatı yaşamak onlar için şereftir, tatlılıktır. Ama bunu bırakıp da femenib tegavera Allah'ın istemediği yollarla ihtiyaçlarını, şehvetlerini, arzularını gidermeye kalkan kimseler fauleykehum düzeltiyorum femenib tegavera ezalik fauleykehumul adun onlar sıra dışı bir hayatı tercih etmiş, haddi aşmış, Allah'ın koyduğu hudutların dışında kendilerine yeni çizgiler çizmiş kimselerdir. Vallazina yani o müminlere dönüyoruz tekrar. Onlar humli emanatim ve ahdihim raun emanetlerine riayet ederler, gereğini yerine getirirler. Onlara ne emanet edildiyse Allah'ın emanetlerine riayet ederler, gereğini yerine getirirler. Kullarla ilgili işlerinde kendilerine tevdi edilen hangi emanet varsa o emanetle ilgili yapmaları gerekeni mutlaka yaparlar. Ve ahdihim raun ve sözleşmelerine de böyledirler. Ayetlerine, akitlerine, sözlerine yani karı kocalık aktine de insanlarla yaptıkları bağlaşmalara da tüm söz ve sözleşmelerine dikkat eder. Allah'a verdikleri sözü tutarlar kullarına verdikleri sözü yerine getirirler. Mahlukatı bile kandırmazlar. Yani ot vereceği bir koyunu kandırmaz bir Müslüman. O noktada bile verecekse verir ve böylece Müslüman doğru ve dürüstlüğünü, sadakatini ortaya koyar. Ve levine hum ala salavatihim muhafizun. İşte onlar öyle kimselerdir ki kulluklarını, dualarını, namazlarını muhafaza ederler. Gözleri gibi titremek tabiri vardır ya. Onlar bu ibadetlerine, kulluklarına çok titizdirler. Onu muhafaza onların temel derdidir. Dikkat ederseniz Allahu Teala aynı kelimeyi namuslarını koruma konusunda kullandı. Burada da namazda kullanıyor. Demek ki namazımız bizim iffetimizdir, onurumuzdur, namusumuzdur ve o bizim dinimizin temelidir. Onu koruyabildiğimizde aslında bütün dinimizi koruyacağız. Namazı tüm halleriyle korumak gerekecek. Yani düşünün niyetinden e, en son oturuştaki okuyuş, okuduğumuz tahiyyatına kadar, selamlamaya kadar, kıraatlerimizden, kıyamımızdan, rükûmuzdan, tekbirimizden ve hadesten taharet, necasetten taharet, setür lauret, istikbali kıble, vakit, niyet diye saydığımız namaza ait olan tüm kuralları Müslüman titizlikle korur. Örneğin kıblesini korur moda için Paris'e, para için New York'a dönmez. Müslüman'ın kıblesi namazda Kabe olduğu gibi namazın dışında da yön ve yönetiş sadece Allah'a doğru bir hayattır. Evlerinin bütün odaları Allah'ın istediği bir hayatın yaşandığı odalar ve bütün odaların kıblesi Kabe olmalıdır. Sadece seccadelerin yönü Kabe değil. Bütünüyle bir hayat Allah adına yaşanmalıdır ve onların namazları buna işaret etmektedir. Benim oturmam, kalkmam, uyumam, yemem, içmem, kadınlığım, erkekliğim, kocalığım, babalığım, her işim, her halim Allah adına, Allah için ve Allah'a dönük olmalıdır. İşte onlar namazlarını koruduklarında namazla alakalı tüm işlerin uçlarını da uzandığı noktaları da yani dinin hayata değen her tarafını da muhafaza ederler ulaike humul varisun bunlar varistirler bu müminler nereye ellezine yerisun el firdevs firdevs cennetlerine varistirler hum fiha halidun ve orada ebedi kalacaklardır ya Rabbi bize lütfet onlar orada ebedi olarak duracaklardır diyor Allahu Teala. Müminun suresinin ilk 11 ayetini okudum. Bu ayetlerde Allahu Teala bize müminleri tarif eder. Daha sonra bütün Mekki surelerde karşı karşıya kaldığımız bilgiler var. Kıyamet ve hesap günü bilgisinin tartışması, Allah'ın peygamber göndererek hayata müdahale etmesini reddeden kafir dünya ve Allahu Teala'nın biricik olduğunu kabule yanaşmayan zihniyet Tüm bunlarla alakalı Rabbim bilgi verir. Nuh İslam kavmini, adı söylenmese de Aad kavmini, Semud kavmini çağrıştıran kavimlerle peygamberlerin mücadelelerini Rabbim bizlere bu surede uzunca anlatır, onlardan bahseder, değinir ve sure Allah'ın e, şu ifadeleri, Rabbimizin bize sunduğu şu bilgilerle tamam olur. Okuyayım inşallah 116. ayetten itibaren. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ Hak İşte böyledir. Sizin Rabbiniz olan Allah, yüce olan, hak olan, gerçek olan bir meliktir. La ilahe illahu, yani mülk onundur, hüküm ona aittir, kararlar ondadır. Yetkili etkili odur, ondan başka ilah da yoktur. Rabbul arşil kerim ve çok kerim olan, yüce olan, arşın da Rabbidir. Allah kerimdir, onun arşı da kerimdir. Arş nedir? tasavvur etme imkanımız yok ama şöyle tarifler var. Biz bunu hep seviyoruz. Dünya gökyüzündeki yıldızlara ve yedi kat gökyüzüne göre çöle atılmış bir bilezik gibidir. Yedi kat gökyüzü kürsünün yanında çöle atılan bir bilezik gibidir. Kürsi arşın yanında çöle atılan bir bilezik gibidir. İşte Allahu Teala'nın arşı büyüktür, kerimdir, yücedir ve Allah da onun sahibidir. Rab Allah'tır. Böylece terbiye eden hükümran olan odur. İlah olan tek biricik olan Allah'tır. Melik olan da yine biricik olan Allah'tır. Öyle ise o men yed'u Allah ilahen aher la burhan lehu bih, fe inna hisabu inda rabbi innehu la yuflihul kafirun. Surenin başında Allah müminun dedi, müminleri anlattı. Şimdi kafirun diyerek kafirleri anlatıyor. Kim ki Allah'la beraber başkalarına kul köle olursa, başkalarını da belirleyici kabul ederse bunun için bir delili de yoktur elinde. Bir kanıt da yok. Yani Allahu Teala'dan gelmiş şu falanlar filanlar benim tayin ettiğim, atadığım kimselerdir. Sağlık konusunda bunlara danışın. Ekonomide bunlara danışın, siyasette bunlara danışın diye Allahu Teala'nın onlara verdiği bir yetki yoktur. Bununla ilgili bir belge, bir kanıt da söz konusu değildir. Hepsinin hesabı Allah katındadır. Bütün bu varlıkların da hesabı çekicisi Allah'tır. Rabb Teala hepsini hesaba çekecektir. Ve öyle olunca Böylesi bir felsefenin, düşüncenin, ideolojinin içerisinde olan kafirler için bir kurtuluş yok. Peki bize ne düşer? Ve gul. Şunu de ey peygamber, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ey Müslüman, Rabbi yufir varham. Ya Rabbi sen beni bağışla, problemlerimi çöz, hatalarımı üstünü çekiver. Görmezlikten gel, azımı çok kabul et Allah'ım, varham bana merhamet et. Ve ente hayrur rahimin, sen rahmet edenlerin, merhamet edenlerin en hayırlısın. Yani Rabbimize yalvarıyoruz, sure bununla bitiyor. Müminlerin duası, namazı, kulluğu böyledir. Kafir dünyanın bir çıkışı, bir gidişi, gelişi var. Biz onlara bakmadan diyoruz ki Rabb'i verham. Ya Rabbi ben eksiğim, yanlışım. Güzel şeyler yaparken bile eksiklerim çok. Sen bunları görmezden gel eksikliklerim yok kabul et Allah'ım. Tam kabul et beni. Rabbi yufir ver. Ham bana merhamet et. Bana cennet ver. Cehennemden azat et. Cennete koyu ver. Sen merhamet edenlerin en hayırlısı. Bütün merhametin kaynağı sensin Allah'ım diyoruz. Ve şimdi Nur suresi başlayacak cüz 18'de ve merhametin nasıllığını burada öğreneceğiz. Allah'ın rahmeti ve merhameti olmayaydı ayeti çok tekrar edecek bu surede. Ve lev la fadlullah aleykum ve rahmetuhu ayeti hemen okuyayım 10. ayet. Allah'ın fazla keremi ve rahmeti olmayaydı ne yapardınız? Ve en Allah tevvabun hakim. Allah tövbeleri çok kabul eden, hüküm hikmet sahibi olan, her şeyi bilen bir Allah'tır denilir. Dolayısıyla şimdi Rabbimizin merhametiyle karşı karşıya olacağız. Hangi konuda? Surenin ağırlıklı konusu aile, nin toplumsal hayat içerisindeki yeri ve bunun nasıl olacağı, evlilikle ilgili düzenlemeler. Rabbimiz zina'nın yolunu kapatıyor. Müminun Suresi'nin başında bizlere biliyorsunuz tertemiz bir hayatın yolunu açtı. Dedi ki onlar namuslarını korurlar dedi Allahu Teala ve ama eşlerine ve ellerin altındaki cariyelerine değil ama bunun dışında bir yol tercih ederlerse onlar adilerdir demişti. Şimdi Allahu Teala eşlerimizle nikahlı güzel bir hayatı nasıl yaşayacağız? Zinada nasıl uzak duracağız? Bununla ilgili bilgiler verir. Sure şöyle başlıyor. Suratun. Kur'an'da böyle başlayan tek sure. Suratun enzenna ha ve ferazna ve enzenna fiha ayatin beyinaatil leallekum tezekkerun. Bu kitap, bu sure şimdi kitaptan bir bölüm. Sanki sure kale duvarı gibi anlayalım isterseniz. Bir yücelik, yükseklik anlamında da ve üzerine çıkıldığında şerefle korunduğumuz bir alan diye düşüneceğiz. Suratü bu bir suredir ve bunu biz indirdik diyor Allahu Teala. Yani gönderen Allah'tır. Ona göre dinleyin. Bunda hükümler, kararlar, yasalar, emirler var. Yapmamız gereken mutlaka bunu da Allah söyledi. Ve apaçık ayetler, yol işaretleri, belgeler var. Bunları da Allah indirdi. Niçin? لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُ Umulur, tezekkür eder, düşünür, kavrarsınız diye. Son Allahu Teala yani en sonda olacak olan ceza sistemini nihayetinde insanlar evlilik hayatlarını İslam toplumunda düzgünce işletmezler ve yanlış yollara saparlarsa ne olacak? Şimdi Rabbim buradan başlıyor. Zina eden erkek ve kadınlar için bir ceza var. Onlara sopa vurulur. Yüz sopa. Bunun da ölçüleri ayarlanmış durumda. Ve bir şahitler huzurunda kapalı kapılar ardında değil insanların değerlendirmesinin mümkün olduğu. Dolayısıyla kimsenin kimseyi yanlış yapamayacağı. Çünkü gözetleneceğiz, bakılacak. yani yumuşaklık gösterip de Allahu Teala'nın dinini bozacak tavırlara da girmeyelim. Aşırılık gösterip yine Allah'ın dinini bozmayalım diye şahitlerin huzurunda Allah'ın dilediği bir ölçüyle bu ceza verilecek ve bu müminlere yakışan bir tavır olacak. Bu bir ilke. Sonra Allahu Teala zina eder durumda olan erkek ve kadınların birbirlerine layık olduğunu, çünkü bunun bir müşrik felsefesi olduğunu bize ifade eder. Müslüman erkekler ve Müslüman hanımlar bu hal üzeri bir hayatı tercih etmemeliler. Evlenirken de bunu tercih eden, göz önünde bulunduran bir zihniyeti taşımalıyız. Yani eğer zihninde yaparlar, geçerler, işte iki genç bir olunca işte şöyle şöyle olur anlayışları varsa, kendisi o hayatın adamı değilse bile buna hoş görüyor, bu makuldür diyorsa böyle bir zihnin adamıyla ya da kadınıyla evlilik olmaz. Müslüman Allah'ın kurallarına göre bir hayat yaşamaktadır. Kişi yanlış yapabilir, günah bir düşüştür. Ama asıl problem zihindeki yapıdır. Eğer zihin bunu hoş görüyor, bunu uygun görüyorsa ne olmuş? İşte bu içki Aslan bilmem nesi şöyle yapılır böyle bunu erkekler şöyle eder filan. Bu anlayışı taşıyan bir kafayla evlenilmez diyor ayet bize sanki. Öyleyse müminler, erkekler ve hanımlar hayatta bir eş tercihinde bulunduklarında ki bulunmalılar, tercihlerini böyle yapacaklar. Son Allahu Teala iftira ile ilgili hükümleri de söyler ve ardından eşleriyle ilgili böylesi bir e, iftirada bulunan ya da iddiada bulunan kimseleri ne yapacağıyla ilgili çözümlemeler Allah sorunlarımızı böyle çözer. Ve sonrasında Ayşe annemizle alakalı iftira olayı uzunca değerlendirilir. Biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselamın ilk savaşları bitti. Bedir, Uhud ve Heddek. Artık sıra bizde dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Arap toplumları, Mekke dünyası ve diğerleri Müslümanlara saldıracak gücü kaybettiler. Ve Müslümanlar maddi anlamda büyük bir duruma eriştiler. Allah'ın izniyle artık bileklerini büklemeyeceği anlaşıldı. Şeytan yöntem değiştirdi ve bir iftira olayıyla aileyi hatta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ailesine çökmek istedi. Ve bu noktada en nasıl diyelim etkin yöntemleriyle kalplere sızdı, bir olayı değerlendirdi. Bir yolculukta Ayşe annemizi Safa bin Muattal isimli bir sahabe getirdi. Bunu bu şekilde görenler dediler o olay olmuştur. Ardından bir ay süresiyle vahiy kesildi. Peygamberimize bir bilgi gelmedi. Müslümanlar bu olayı konuştular. Diller yani bunu değerlendirirken haddi aştı. Doğru duranlar, dost doğru söz söyleyenler oldu. Kesinlikle bu bir iftiradır. Bu kesinlikle söylenemez diyenler oldu. Böyle denilmeliydi ama yanlışa düşen Müslümanlar da oldu. Bu bir örnekti. Tarih boyunca bunlar yaşanacaktı. Allahu Teala ilk nesle de bunları yaşattı ve böylece sonunda e, iftira edenlerin 80 sopa yiyeceği bir çözümleme getirildi. Günahı net olarak 4 kişi görmediyse, e, bir iddiadan öteye gidemeyen bu cümle iftira kapsamında değerlendirilecek ve 80 sopa yiyecekti ve Müslümanlara günahları örtmek noktasında bir tavsiye vardı. Güzel davranacağız, güzel görmeye çalışacaktık. Rabbimiz bunları bu ayetlerde bize uzunca anlattı ve surede bu tür değerlendirmeler ve çözümlemeler devam etti. Sonra Allahu Teala evlere girmekle ilgili bir kural ortaya koyuyor. Şimdi zinanın cezasını söyledi iftira etmenin cezasını söyledi. Bu kapsamda sanki eğer bir günah olacaksa bunu ulu orta yapmayın. Saklayın. Günahı sivrilttikçe günah daha çoğalır anlayışını sanki Müslümanlara yerleştirdi. Örttükçe de gizlenecek kapaklar bitecek, tükenecekti ama önlemleri alındıktan sonra zinaya götüren yollar bunlardan birisi evlere giriş yöntemleriydi. İnsanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiği yıllarda başkalarının evlerine istedikleri gibi dalabiliyor. Kadın erkek uygun olmayan pozisyonlarda görülebiliyordu. Bunun önüne geçildi evlere izinle ve selamla girilmesi yöntemini Allahu Teala sahabe-i kirama öğretti, bize öğretti. Bugün bize tekrar öğreniyor ve öğreteceğiz çoluk çocuğumuza da. Sonra Rabbim mümin erkeklere seslenmesini istedi Peygamberimize. Şunları diyecekti. Ey mümin erkekler! Gözlerinizi harama bakmaktan koruyun. Ayet 30 Allahu Teala emrediyor. Gözlerinizi kısın, dönün. Yani ne yapalım? Her şeyi sergiliyorsa ben de bakarım demeyin. Gözlerinizi kapatın ve namuslarınızı koruyun. Bu daha temiz olan, seçkin olan bir hayattır. Allah yaptıklarınızı biliyor. Sonra Allahu Teala mümin hanımlara döndü ve peygamberimiz onlara da seslenmesini istedi. Mümin hanımlara da söyle onlar da gözlerini korusunlar. Hem bakmasınlar hem de işveli bir bakış atmasınlar. Ardından namusların ifetlerini de korusunlar. Onlar da ya nasıl mümin erkek hem gözünü koruyacak hem de kendine ait erkekliği koruyacak. Müslüman hanım da gözünü koruyacak ve kendine ait kadınlığı, cinselliği de koruyacak sadece eşleriyle. Bunun dışında bir hareket yapmayacak. Hanımlara özel bir durum, bir de onların daha farklı bir örtüyle örtülmeleri de gerekecek. Üzerlerine örtülerini alacaklar. Vücut hatlarını bildir, belirtmeyen, içini göstermeyen, çekici olmayan kıyafetler ile böyle kadınlıklarını, dişiliklerini, cinsel cazibelerini ortaya koyacak şekilde giyinmeyecekler. Bu ayetler bize bunu söylüyor. Ama bu herkese karşı değil. Eşleri, babaları, oğulları, yeğenleri gibi Allahu Teala kardeşleri gibi sayar. Bunların yanında daha rahat kıyafetleriyle ev kıyafetleri oturabilecekler. ama değilse de kendilerinin örttüğü örtünün içine girdikleri halde ayaklarını yere vurarak ifadesiyle anlatılan kadınlıklarını örttükleri zinetler ortaya dökecek yürüme tarzlarıyla, görünme tarzlarıyla hayatın içinde görünmeyecekler. Ve son Allahu Teala Müslümanların tamamına şöyle der. Ey müminler, kadınlar ve erkekler hepiniz toptan Allah'a tövbe edin. Bireysel tövbeler mutlak gerekli ama zinanın tamamen toplumsal hayatı zehirleyen bir suç olmaktan çıkışı büyük toplumsal bir tövbeyle olabilir. Hep birlikte bir hayata, nikahlı bir hayata sevk olunmamız ile mümkün olacaktır. Kadınların kendilerini örttüğü ama gözlerini de örttüğü, erkeklerin kendilerini örttüğü ve ama gözlerini de örttüğü bir hayat yaşanırsa bu hayat güzel olur. Böylece aileler paramparça olmaz. Allahu Teala insanı yarattı, insana erkeklik ve kadınlık verdi, cinsellik verdi, mide verdi, ona rızık olarak verdi ekmek, helal, hayat ihsan etti. Erkeklik, kadınlık verdi. Bununla ilgili evliliği Rabbim bahşetti. E, kalp verdi. Bu kalbi doyuracak Allahu Teala vahiy verdi. Bunlarla doyar insanlar. E, bunun için evliliği Allahu Teala ön plana koydu. Tevbenin ya nasıllığını da öğretiyor. Tövbe sadece tövbe töbe demek değildir. Ya bir tövbe nasıl gerçekleşecek? Diyelim içinde yaşadığımız toplumun toplumsal anlamda özellikle evlilik hayatında, cinsellik hayatında tövbesi nasıl gerçekleşir? İçimizden yalnız yaşayanları, bekar olanları, kimsesiz olanları evlendirerek ister genç yaşta olsun ister ihtiyar evlilikler yaşamış, kocası vefat etmiş ya da boşanmış kadınlar ve erkekler diye ifade edelim. koca hanım da ekleyelim ucuna. Onları evlendirin diyor. Evlenin bile demiyor Allahu Teala. Evlendirin. Müslümanlar bunu dert edecekler. Böyle bir sistemi e, ve hatta köleler varsa köleler bile e, hepsini namuslu bir hayatı tercih etme çabası olan her genç ihtiyar kadın erkek bütün Müslümanlara bu konuda yardım edecek, destek olacak, onları evlendireceğiz, aralarını bulacağız gerekirse, ekonomik olarak destek olacağız. Fakat her şeye rağmen evlenememiş olan birileri varsa, onlar da ne yapayım evlenemedim, onun için günaha düşerim ben, mantığına gitmezler, gidemezler, iffetli kalırlar, iffetli kalmak için gerekirse oruç tutarlar, gayret gösterirler, Allah onları zengin edip bir evlilik yolu buluncaya kadar da gayret ederler. Bu noktada şöyle bir soru akla geldiğinde Allah bunu da çözümlüyor ayet 32'de Nur Suresi'nde. Evlendirin. Eğer fakir iseler Allah onları varlıklı hale getirir. Yani zengin eder değil belki ama kimseye muhtaç olmazlar. Demek ki evlilik rızkı da bollaştıran bir çabadır. İnsanlar önce iş sonra eş diyorlar. Allahu Teala önce eş sonra ben rızkı vereceğim zaten diyor. Yani sonra iş diyelim isterseniz böyle bir hayatı talep edeceğiz. Mantıklarımız materyalist maddeci dünyanın mantıkları. Ama kitapla beraber Kur'an'la vahiy düşündüğümüzde farklı olacak. Ama insanlara şöyle dediğini duyar gibi oluyorum. Hoca piyasa böyle bildiğin gibi değil filan diyebilirler. Hayır Allah'ın bildiğini biz bilmiyoruz. Allah bildiriyor ve ona göre yaşayacağız. Rabbim bu kitabı indirdi. Apaçık ayetlerle bize bunları konuşuyor. Evvelkilerin bize kıssaları, anlatımları var. Müttakilere öğütler var. Öğüt alırsak yol bu. Allah göklerin ve yerin nurudur. Kur'an'da e, hani kürsi ayetler ayetel kürsi kulillahüme malikel mülk gibi ayetlerde bir tanesi 35. ayet nur suresinde Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nurunun örneği bir kandil gibidir. O kandil bir lambalığın içerisinde o lamba ise camla çerçevelenmiş, camı var etrafında. O camı ise lambanın camı ise sanki bir yıldızdır, inci gibi ve onun içerisinde bir mübarek yağ var ki doğuya, batıya ait olmayan bir ağaçtan gelmiş. Yani zeytin yağı fakat doğuda battı aramayın bu ağacı ve bu ağaçtan gelen yağ öyle parlak ki onun ışığı var. Ona ateş değmese bile odayı aydınlatır, parlatır. Öyle bir güzellik. Nurun ala nur. Allah-u Teala böyle anlatıyor. Onun nurunun örneği budur. Düşüncelerimiz burada çok yönlü gidebilir. allah Teala görkemli bir gücün sahibidir. Rahmeti bol olandır, kudreti çok olandır. İzzet ve şerefi bahşedendir. Ve dolayısıyla korkularımız olmasın. Allah'ın dışında ben aydınlık getireceğim size, ışık getireceğim diyenler karanlığın adamlarıdır. Nur Allah'tır, aydınlatan Allah'tır. Allah'ın kitabı nurdur, Allah'ın gönderdiği peygamber nurdur ve Müslümanca bir hayat nurdur. E, o nur nerededir? O nur Allah'ın izin verdiği evlerdedir. Orada o yükseltilir, yüceltilir. Yani bu kitabın sesi soluğu kim hangi evde okunuyorsa, Allah'ın adı nerede dillendiriyor, onun adına nerede hangi evde mecliste ortamda bir kulübecik yıkıldı yıkılacak bir kötü yer bir çadır ama orada ama orada Allah'ın adı var. Allah adına bir hayat yaşanıyor ve Allah'ın ismi yüceltiliyorsa, Allah'ın kitabı okunuyorsa orası Allah'ın aydınlattığı evdir. Değilse bütün dünya enerjilerinin oluşturduğu lambalar, ışıklar ile aydınlatılan ortamlar karanlıktır, zulümattır. Allah'ın nuru yok ise. Peki bu evlerde olanlar kimler? Adamlar. Öyle güzel adamlar, öyle er kişiler, yiğitlerdir ki ne ticaret, ne alışveriş. Onlar Allah'ı zikretmekten, Allah'ı gündeme getirmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoymaz. 37. ayet-i kerime okuyorum. Çünkü onlar gözlerin devrileceği, gönüllerin kayacağı bir günden korkarlar. Hesap gününü hesaba almışlardır. Onun dehşetiyle çabalarlar. Bu bakımdan Allahu Teala onları yaptıklarını tam olarak değerlendirecek. Kusurlarını yok kabul edecek ve en güzeliyle yaptıklarımızın en iyisini bizim için Allahu Teala belirleyici kabul edecek. Bütün ömrümüzde yaptığımız en güzel davranışı bizim için Allahu Teala seçiyor ve sen busun diyor ve onu bütün hayatımıza yayıyor. Tüm diğer amellerimizi, eksik yüksek tüm yaptıklarımızı bile en yüce en yüksek notla notlandırıyor ve yaptıklarımızın en güzeliyle Allahu Teala karşılık veriyor. Bire on, 10, bire yüz, bire 700 ve bire sonsuz nimetler artırıyor fazlından fazla fazla. Allah dilediğine dilediği şekilde hesapsız rızık verir. Dünya hayata da rızıklar Allah'tan. E, i̇stediğine istediği kadar verebiliyor. Öyleyse cennette de durum böyle olacaktır. Bu müminlerin halleri. Peki Nur suresinde kafirleri Allahu Teala nasıl tarif eder? İki örnekle bize Allahu Teala anlatır. Ayet 39'da kafirlerin amellerini Allah seraba benzetiyor. Çölde görülen bir serap. İleride vaha var, yağmur, sular var görünüyor. Oraya doğru koşuyoruz ama elimiz boş dönüyoruz çünkü orada bir şey yok. Ya da bir başka örnek çılgın bir fırtınalı gece yağmur yağıyor ve rüzgar, bulutlar kapkaranlık. Deniz dalgaları kocaman her taraftan kuşatmış adam elini çıkartıyor ama elini bile görecek durumda değil bırakın ona ulaşacak bir yardımı bulabilsin, görebilsin, isteyebilsin. İşte kafirlerin dünyadaki halleri de ahiretteki durumları da böyledir diyor Allahu Teala. Rabbimiz daha sonra surede yine e, Müslümanların ve münafıkların hallerini anlatır. Çünkü sure Nur Suresi biliyorsunuz Medine'de geldi ve Medine'deki kavgaların işaretleri bu surede var. Müminlere ayet 55'te büyük bir vaat var. Diyor ki Rabbimiz Allahu lillezine amanu minkum. Allah sizin içinizden iman eden ve amilus salih salih işleyen kimselere şöyle vaat etti le yestahlifennehum fil ard. Siz yeryüzünde halifeler olacaksınız. Ke mestahlifellezine min kablihim. Sizden öncekilerin yeryüzünde halifeler olduğu gibi Allahu Teala size de yetki ve etki verecek güç kuvvet sahibi olacaksınız. Korkmayın ey Müslümanlar siz bu iman eder salih amel işler pozisyonunda devam ettikçe Allah sizi böyle nimetlendirecek ve ardından vele yumekkinen lehum dinahumul tezalehum dininizi rahatça yaşayacağınız imkanlar size bahşedecek. Bugün dar zamanlarda korku içerisinde yaşadığınız dininizi orada öyle bir zaman gelecek ki büyük imkanlarla tam razı olduğunuz şekilde yaşama imkanı bulacaksınız. Ve yubeddilannahum min baadi haufin emna. Korkularınız güvene dönüşecek. Allah buna dönüştürecek. Öyleyse dönün. Yabuduni bana kulluk yapın. La ne bir şeye sakın bana, hiçbir şey ortak koşmayın. Sadece bana beni e, gözeterek benim rızam adına bir hayat yaşayın. O men kafara. Ama kim bundan sonra gözünü, kulağını kapatırsa, men kafara ba'de zalik fa ulakhumu'l fasikun. Onlar fasıklardır diyor Allah Teala. Ayetler devam ediyor. İzin alma ayeti var ve Nur suresi bu şekilde tamama eriyor. Furkan suresine geldim. Cüz 18'deyiz ama Furkan suresi 19. cüzde de devam edeceği için Furkan suresinden birkaç ayeti oraya bırakalım. İnşallah 19. cüzde yolumuza devam edelim Furkan suresiyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.